Değerli misafirler, şimdi de Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Havacılık sanayimizin ve teknoloji tecrübemizi bir adım daha ileri götürmenin gayreti içinde bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Ben de sözlerimin başında Mühendisler Günü'nü kutlayarak kutlamak istiyorum. Gerçekten burada TEİDEK olanlar dahil tüm ülkemizdeki mühendislerin günlerini kutluyorum. Özellikle Silahlı Kuvvetlerle yakın çalışma içinde olan mühendis arkadaşlarıma başarılarından dolayı kendilerine kutlarken aynı zamanda bundan sonraki çalışmalarına da sağlık içinde başarılarını artarak devamını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle çıktığımız bu yolda savunma sanayinin her alanında olduğu gibi, her sektöründe olduğu gibi önemli adımlar atılmış, gerçekten büyük başarılar elde edilmiştir. Hepinizin yakinen tanık olduğu üzere. Havacılık ve uzay sanayinde Türkiye'nin önce kuruluşu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılayan TUSAŞ, TEİ özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla diğer savunma sanayi şirketlerimizle birlikte dünyanın en büyük 100 savunma firması arasında yer alarak milletimizin, bizlerin gurur olmuşlardır. Geçen yıl TEİ firmamızı ziyaret etmiş, yerli ve milli helikopter motorumuzun ilk testlerini başarıyla geçtiğine büyük bir memnuniyetle şahit olmuştuk. Aradan geçen süre zarfında geldiğimiz noktada bu güzide firmamızın, çalışanlarımızın gerçekten büyük bir başarı hikayesi yazdığına yine hep birlikte bugün tanık oluyoruz. Motor entegre ve sertifikasyon çalışmalarını müteakip genel maksat helikopterimiz Gökbey'in önümüzdeki dönemde seri üretiminin başlamasını da büyük bir heyecanla hep birlikte bekliyoruz. Ancak başarı bir yolculuktur. Bunun bir varış noktası yoktur. İnancıyla kat etmemiz gereken daha çok mesafe olduğunun da farkındayız. Bu bilinçle çalışan TUSAŞ'ın aynı şekilde Milli Muharip Savaş Uçağı projesinde de büyük başarılar elde edeceğine, ülkemizin ve milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine ve silahlı kuvvetlerimizin acil ihtiyaçlarını bu yönde de karşılayacaklarına bütün kalbimle inanıyorum. Tüm bu başarıların elde edilmesinde azim ve kararlılıkla çalışan TUSAŞ ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Değerli arkadaşlarım, değişen teknolojiyle birlikte savunma ve güvenlik yaklaşımları da sürekli değişmektedir. Fedakarlık ve kahramanlık bir ordunun temel vasıflarıdır. Ancak bunlar tek başına yeterli değildir. Zira bu vasıfları haiz bir ordunun en önemli ihtiyacı her an ve her koşulda kullanabileceği ve böylece personele moral, motivasyon ve özgüven üstünlüğü kazandıracağı silah sistemlerine araç, gereç ve mühimmata sahip olması da gereklidir. Bu bakımdan yerli ve milli silah sistemlerimizin ordumuza kazandırdığı moral ve motivasyon ve özgüven asla göz ardı edilmemelidir. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri yerli ve milli imkanlarla üretilen harp, silah, araç, gereç ve mühimmatı kahraman ve fedakar personeliyle buluşturarak bizzat uygulama alanında yani sahada büyük başarılar elde etmiştir ve etmektedir. Yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda kazanılan başarılarda Doğu Akdeniz'de ve Ege'de hak, alaka ve menfaatlerimizin kararlılıkla korunmasında ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın birçok coğrafyasında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemlerimizin aracın, gerecin katkısı büyüktür. Türk yapımı silah sistemlerinin etkinliği yakın zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını işgalden kurtarma mücadelesinde de en açık şekilde görülmüştür. Kahraman Azerbaycan ordusu tek vatan harekatını büyük bir başarıyla icra ederek Karabağ'a 30 yıldır devam eden Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtarmıştır. Bugün tüm dünyada yerli ve milli silah sistemlerimizin harekatın seyrine yönelik belirleyici etkileri konuşulmakta ve dikkatle takip edilmektedir. Değerli arkadaşlarım, her zaman ifade ettiğimiz gibi yaşanan
Tüm gelişmeler ve coğrafyamızın şartları göstermektedir ki yerli ve milli savunma sanayi bizler için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bizler için savunma, güvenlik her şeyin ötesinde bir millet, memleket ve devlet meselesidir. Bu çerçevede güçlü savunma sanayi, güçlü ordu için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden kamu, özel sektör, vakıf şirketleri ve üniversitelerimizle birlikte omuz omuza yüksek bir motivasyonla çalışmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Çok iyi biliyoruz ki küresel pazarda rekabet edebilecek ürünleri geliştirebilmek için gereken teknoloji ve inovasyon faaliyetleri firmaların artık tek başına kendi imkanlarıyla başarabilecekleri bir seviyenin çok ötesine geçmiş durumdadır. Bu nedenle dünyada şirketler ya güçlü işbirliği modeli geliştirmekte veya ortaklıklar kurarak zamanın ruhuna ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Bizler de bunun gereği olarak özel sektörle işbirliğini de içeren çeşitli çalışma modelleri geliştiriyoruz ve bu şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını olabildiğince süratle karşılamaya çalışıyoruz. Belirli alanlarda özel sektörle çalışmak, özel sektörün dinamizminden istifade etmek zaruret, şart ve milli bir gerekliliktir. Özel sektör dinamizmi olmasaydı İHA, SİHA ve diğer birçok ürünü yapamazdık. Binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli ve manevi değerlerimizin bir şekilde korunmasında çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik. Sonuç olarak değerli arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri bugün burada aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifi doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başında olan bizler, bundan sonra da yüksek teknoloji ürünü, yerli ve milli silah sistemleriyle tesis edilmiş şekilde daha güçlü olarak milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle kahraman ordumuz hudutlarımızda, sınır ötesinde ve 7 iklim 3 kıtada şu anda dahi ülkemizin güvenliğiyle hak, alakı ve menfaatlerimizi koruma mücadelesini karada, denizde, havada verirken sevgisi, güveni ve duasından güç aldığımız, bizlere daima destek olan asil milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fedakarlık ve kahramanlıkla verdiği bu mücadelede ihtiyaç duyduğu silah sistemlerinin ve mühimmatın yerli ve milli imkanlara üretilmesinde bizlere liderlik yapan, yolumuzu aydınlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu yolda alın teri döken, emeği geçen herkese ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Zaten bizlerimizin önemli desteğiyle bugünlere gelindi. Çok şükür büyük bir gururla, büyük bir iftiharla şu anda vapurumuzu açıyoruz. Ya! Bismillah. Hayırlı olsun. Dek halindeyken burada testlere geldim. İnsan gerçekten bunun sesinden çok etkileniyor. Doğru. Turbojet motoru. Canlı yayında zaten Cumhurbaşkanımız da sesi açın dedi ya. Çünkü evet, insanı çeken bir doğru his var orada. Buraya geldik ki siz de o hissi bir yaşayın. Sağ hem olun. De ben daha önce yaptım. Siz de o tecrübeyi yaşamış olun. Teşekkür ediyorum. Hadi başlatalım. Peki. Bismillah. Hadi arkadaşlar. Ya Allah bismillah. Benim adım. Bütün mühendislerimizi, bütün çalışanlarımızı, işçilerimizi, memurlarımızı kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
Buradan. 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 Burad